Sırada Antalya'dan bir haber var. Çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor bu habere. Neden diyeceksiniz? Çünkü vahim bir iddia. Hanımefendi bir okulun, lisenin müdür yardımcısı, bir öğretmen. Ve iddiaya göre sevgili izleyenler, lise öğrenci sınıf başkanlarını topluyor. Kelimeleri dikkatli seçiyorum. Çünkü çok ciddi bir iddia. Ve onlara diyor ki, mini etek giyen kız öğrencileri taciz edin. Öğrencilerin iddiası bu yönde. Öğretmen de diyor ki, ben o şekilde söylemedim. Ve olaya bırakın ilçe, Antalya'nın Kepez ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı dahil oldu ve soruşturma genişletildi. Mini etek giyen kız öğrenciler uyarılmazsa işte daha sonra bununla ilgili taciz anlamında kelimeler kullanıyor. Akıl alır gibi değildi ancak tutanaklara yansıyan ifadeler ortaya çıktı. İddiaya göre kadın müdür yardımcısı erkek öğrencileri topladı. Onlara kız öğrencileri taciz edin ki mini etek giymesinler diye talimat verdi. Size bir uyarı yapıldı mı peki hiç mini etek giymeyin, taciz giymeyin şeklinde? Yani her okulda belli bir sınır vardır yani. Filiz G kısa süre önce Antalya Kepez'de bir Anadolu Lisesi'ne okul müdür yardımcısı olarak atandı. Kızların etek boylarını kısa bulan öğretmen bir skandala imza attı. Pantolonumuza bile karışan bir hocanın ne bileyim hani öyle kızlara öyle bir şey diyebileceğini. Filiz Hanım yok. Filiz Hanım yok. Filiz G 31 sınıf başkanıyla toplantı yaptı. İddiaya göre erkek öğrenciler kızları önce uyarsın. Mini etek giymeye devam ederlerse taciz etsinler dedi. O salonda öğretmen eliyle tacize onay çıktı. Okulun işte şeyini, düzenini bu şekilde sağlarız demiş. Akıl almaz talimatın ardından konu Öğretmenler Kurulu'na da taşındı. Filiz G ile öğretmenler arasında geçen diyalog da tutanaklara böyle yansıdı. Mini etek giyen kız öğrencilerin peşine erkek öğrenci takalım dediniz mi? Evet söyledim. Aşırılıklara göz yumarak taciz edilirse kim suçludur? Tabii ki taciz eden suçludur. Bu yaklaşım doğru değildir. Filiz G iddiaları reddetti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Antalya'da yaşanan olay bu. Yani eğitimin geldiği noktayı gösteriyor belki sevgili izleyenler. Veya bir eğitimcinin, hanımefendiyi bilmiyorum yani neticede iddiadır bu, araştırılacaktır. Ama öğrenciyi görevlendirmesi dahi eğitim sistemi içerisinde olması gereken bir şey değil. Ve ailesiyle konuşursunuz vesaire, nedir kanundaki kılık kıyafet yönetmeliğine bakarsınız. Burada tuhaf bir durum var, bakalım bunun sonucu nasıl çıkacak dedikten sonra...